Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel çizmeyi yapmayı istiyorum. Evet. Şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar bu model ben tasarlamadım. Pinterest adında bir program var. Orada görmüştüm. Var olan, zannediyorum yabancılar yapmış. Var olan bir model. Ben lilası ve mavisini görmüştüm. Evet, biz de mürdüm renklisini yapmak istedik. Bu şekilde çıkardık ama çok güzel bir şey ortaya çıktı gerçekten de. Bakın çizmemiz 38 numara. Şu tabanı kullandık. Bu taban çok yaygın. Örgü yapan arkadaşlar, ayakkabı yapan arkadaşların hepsinde hemen hemen var olan, kullanılan bir taban. Çok da rahat. Ben bu tabanı çok beğeniyorum. Çünkü hafif. Örgü ayakkabılarda hafif taban daha kullanışlı. Bakın deliklerimizi birer santim arayla deldikten sonra filoş iple ikişer kez, her delikten ikişer kez batıp ikişer ilmek çıkardım. Üzerine de yine kırık beyaz iple 2 sıra sık iğne gittikten sonra filoş ipimizi kestik. 7 numarayla ördük bunu. Üzerine ise Nako Pırlanta ile bakın devam ettim. Nako Pırlantayı ilk önce 2 sıra sık iğne gittikten sonra kesip burundan yükseltmeye başladık. Evet, bu örneğe kadar sadece sık iğne tekniği uyguladık arkadaşlar. Daha sonra örneğimizi başladık. Yine bunu resimden çıkardık ama bu örneğin mutlaka ismi vardır. Ben bilmiyorum bunun ismini. Bilen arkadaşlarımız varsa videonun altına yorum yaparsanız, ismini yazarsanız ben de öğrenmiş olurum. Bakın üzerine yine aynı şuradaki ilmek aldığımız filoş iple çiçeklerini yaptım. Bu çiçeklerin videosunu attım arkadaşlar. Bunu anlattım. İçine mürdüm renkli boncuklarla bakın süslemeler. Daha sonra şu sadece zincir. Yine iki farklı yeşil tonundan zincir çekerek tersine, zincirin tersini koyarak diktik iple bunları. Bunların tamamı dikiş arkadaşlar. Silikon falan kullanmadık. Ve bu şekilde güzel bir çizme ortaya çıktı. Yine içerisine koymuş olduğum tabanlığı yapıştırmadım. 2 tane tabanlık kullandım. Birisi hasır tabanlık, altı sert karton kağıt gibi olan, üzerine de normal deri karışımı bir tabanlık koyduk ve ortaya bu şekilde güzel bir görüntü çıkmış oldu. Ben çok hoşuma gitti, çok beğendim. Kendim yaptım diye söylemiyorum ama gerçekten güzel bir şey ortaya çıktı arkadaşlar. Evet, dilerseniz, isterseniz hep birlikte çizmemizi yapalım inşallah. Buyurun. Arkadaşlar şimdi hep birlikte bu güzel çizmemizin eşini yapalım inşallah. Bakın şöyle ilk önce malzemelerimi bir tanıtmak istiyorum sizlere. Tabanımız. Evet, bu tabanımızı mezro ile bakın birer santim arayla işaretleyip kemer delme aletiyle ilk önce tamamını deldik, hazırladık. Şu 9 katlı filoş ipimiz kırık beyaz, dikkat ederseniz. Bunu nerede kullandım? Bunu sadece alttan ilmek çıkarırken kullandım ve üzerine de bir sıra daha çıkardıktan sonra bir sıra daha bununla sık iğne gideceğiz. Bundan sonra, bu ipten sonra bakın şu Nako Pırlanta arkadaşlar, şöyle bakarsanız ipimiz Nako Pırlanta. Bu ipi de üzerine kullanacağız. Tığ olarak ise şu filoş ipleri her zaman zaten 7 numara 1.30 bakın bununla örüyorum. Bunun işi bittikten sonra bu ipi mürdüm renkli Nako Pırlantayı ise 4 numara tığla ördüm. Evet. Sonra içini tekrar göstereyim. Bakın şöyle bir hasır tabanlığımız var. Zaten ben yapıştırmıyorum. Daha önce de çok söyledim bunu. Bunu buraya yerleştiriyoruz. Evet. Bunun üzerine de evet, Şu görmüş olduğumuz bakın yumuşak biraz böyle nubuk deri tarzında bir malzeme diyelim. Bunu yerleştireceğiz ve yapıştırmıyoruz. Çünkü bu ayakkabılar yıkanabiliyor. Yıkamadan önce rahatlıkla kullanan kişi bu ikisini içinden çıkarıp ayakkabıyı yıkayıp tekrar yerleştirip kullanabilir. O nedenle daha kullanışlı olması açısından örgü ayakkabılarda ben yapıştırma tercih etmiyorum. Bu şekilde yapacağız. Şimdi hemen bir göstereyim ilmek çıkarmayı. Şuradan bir keselim. Evet, şöyle bir ilmek çıkardıktan sonra ayakkabımızın bakın arka kısmından şöyle 1 2 3 4 tane delikten üçer çıkarmış mıyım? Hepsinden 2 mi çıkarmışım? Bir bakalım. Evet, hepsinden 2 çıkarmışım. O zaman şöyle söyleyeyim. Tamamından 2'şer ilmek bakın çıkaralım. Araya bir zincir çekelim. Tekrar 1 2 1 zincir. Evet. 1 2 1 zincir. Şu arkadaki ipi de bakın arada ilmeğin arasında kaybediyorum. 1 2 1 zincir. Evet, tamamına bu şekilde dolanıp buraya kadar gelelim. Evet, ilk sırayı bitiriyorum ben. Her birisinden 2'şer ilmek çıkararak ve aralara birer zincir burayı bitirdim. Başlamış olduğumuz yerin bakın hemen şu üstündeki 2 kanadından ilmek çıkarıp şu şekilde bir zincirimizi çekelim. Şimdi buranın üzerine bir sırada sık iğne örüp gelelim. Bakın her bir sık iğneden bir ilmek çıkarıyorum. Üzerinde bir sıra sık iğnemizi giderken alttaki bakın her bir sık iğneden bir ilmek çıkarıyorum. Evet, şimdi şu başlamış olduğumuz yerden şu şekilde kapatalım. Bir zincir çekelim ve ipimizi koparalım. Ucunu da mutlaka yakalım. Bakın şu alt kısmı şu anda yaptık. Şimdi üzerine Nako Pırlanta ile başlayalım. Evet, diğer ipimizi bağlıyoruz. Evet, bununla 2 sıra tam 2 sıra sık iğne çıkaracağız buradan arkadaşlar. Örerken de mutlaka ipleri arada kaynatalım arkadaşlar. Saklayalım yani. İki ilmeğin arasında. Bakın iki ilmeği de, iki ipi de, şunu ve şunu, ikisini de yürütüyorum. Evet, üzerindeki Nako pırlanta, ya elinize hangi tığ uygun olursa onunla yapın. 4 de olur, 5 de olur. Yani rahat alabildiğiniz bir tığ olur. Ama çok kalın bir tığ olmasın. Sıkı örülmesi lazım ayakkabı arkadaşlar. Çünkü zaten esniyor. Sıkı örsen dahi yarım santim, bir santim bu ayakkabı esniyor. O yüzden ben daha ince, ipe göre daha ince tığlar tercih ediyorum. Evet arkadaşlar, birinci sıramızı bakın bitiriyorum ben. Şu ince ipin üzerine kalın ipi başladığımızda, her sık iğnenin üzerine yaptığımızda çok fazla ilmek oluyormuş gibi olursa veyahut da hani böyle bol bol olursa, şöyle bir ilmek atlayarak, bakın şurada yapacağım gibi, şunu atladım mesela, şöyle bir ilmek atlayarak ara ara hani birer tane kesmiş oluyoruz diye düşünelim. O şekilde yapabiliriz. Artık elimizdeki şeye anlarız, malzemeye göre. İp kalınsa, inceyse ona göre ayarlamamız lazım. Bakın burada bağladığım birinci sıra bitti. Şimdi ikinci sıraya başladım. Zaten üst iki sıradan sonra bu geldiğimizde koparacağız artık. Evet, bakın ikinci sırayı da bitirdim. Burada eklememizi yapalım. Bir zincirimizi çekelim ve koparalım. Makasımız nerede acaba? Evet, burada. Bakın iki sıra sık iğnemi yaptım. Şimdi şunları yerleştirelim. Yumuşacık, çok güzel oldu içerisi. Şimdi ön sıradan, bakın şu burundan başlayalım. Tam ön burunu ortalıyoruz. Bir ilmeğimi alayım önce. Şöyle alayım. Evet, şurada tam ortayı şu şekilde, bakın. Şurası tam orta desek şöyle. Sağa doğru 1 2 3 4 ilmek saydım. Buradan bir ilmeğimi çıkarıyorum. Bakın. 1 2 3 4, şu ipi de arada yürütüyorum. 4 5 6, 7, 8. 9.'yu şu şekilde yapıyorum her zaman. Bakın şu çıkarıp diğerinden çıkarıyorum. Dönüyorum. Şimdi burada birinci ilmeğimize yaklaşalım biraz. Şurada bakın ilk ilmeğimizi atlayıp ikinci ilmeğimizden devam ediyoruz. 9 ilmek çıkmıştık. Şimdi 8 olacak. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi buradan çıkarabilir. Zor çıkıyor biraz. Bu çıktı 8. Şimdi bakın kenarlardan ikişer tane ekliyorum. Şöyle yukarı doğru. Bu şekilde. Evet, şuradan bakın. Bir ilmeği çıkardım. Kaydırma şeklinde diğerinden, diğer ilmekten tekrar bir tane daha. Evet, 2 tane bağladım bakın. Çevirdim ayakkabıyı. Birinci ilmeği atladım. İkincisinden tekrar sık iğneye devam. Bakın. Bakın yine burada eklerken şu hemen bakın ilk biten ilmeğin yanındaki boş ilmeğe battık, diğerinden çıkarıp bir tane bağladık, hemen yanındakine yine battık, diğerinden çıkardık, çevirdik. Yine burada ilk ilmeği atlayalım, ikinciden örmeye devam. Bu üst kısım bu şekilde. Tekrar bu tarafta bir daha göstereyim. Bağlama kısmını bakın. Bak şöyle yakından biraz daha. Karanlık mı oluyor? Şöyle yapalım. Bak şöyle şuradan alıyoruz. Çıkarıyoruz. Diğerinden geçiriyoruz. Bir. Tekrar bir ilmek daha çıkardık. Diğerinden geçirdik. Döndürdük. Şimdi birinci ilmeği yine atladık. İkinciden devam ettik. Bakın bu burun kısmı hep bu şekilde örülecek. Kaç diş öreceğiz? Şimdi diğerine bakıp söyleyelim. Bu bağlama kısımları bu şekilde. Bakın her defasında 2 tane bağlıyorum. Bir daha gösterelim şurada. İki tane bağlıyorum. İlk ilmeği atlayıp ikinci ilmekten batıp devam ediyorum. Böyle yaptığım zaman her defasında birer tane artırmış oluyorum. Bir sırada 2 tane artırmış oluyoruz o zaman. Buralar herhalde anlaşıldı. Burası bu şekilde yükselip gelecek. Şimdi şurada göstermek istiyorum size. Şöyle bakın. Şurada şöyle bir bakalım. Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tam 20 diş, yani 40 sıra. Şu bir gidip gelmeye biz bir diş diyorduk. Toplam 40 sıra. Bunu bu şekilde öreceğiz. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Ben bunu yaptım. Kızımızın ayağına her iki tarafından da birer artırdığım zaman biraz şu üst kısım bol geldi. Bol geldiği için ben bunu tekrar söktüm. 11 dişe kadar iki taraftan da artırdım. Biraz önce gösterdiğim gibi, yani her sırada iki tane artırdım. 11 dişten sonrasında bakın 20'ye kadar bir dişte artırdım, bir dişte artırmadım. Bir dişte artırdım, bir dişte artırmadım. O şekilde bir artırıp bir artırmayıp şeklinde devam ettim. Artırmadığımızda nasıl olacak? Hani artırdığımızda iki bağlayıp bir ilmek atlayıp ikinciden batıyoruz ya. Hiç ilmek artırmak istemiyorsak iki bağlıyoruz. Döndüğümüz zaman üçüncüye bağlıyoruz. Üçüncüye bağladığınız zaman artırmamış oluyorsunuz. Bakın iki bağlıyoruz. Döndüğünüz zaman ikinci ilmeğe değil üçüncüden batıp devam ederseniz artırmamış oluyorsunuz. Dolayısıyla siz de bunu yaparken ayağınıza mutlaka ölçün. İp kalın olduğu için çok filoşipler kadar hani net bir şey çıkmıyor ortaya. Filoşipte ben hep iki taraftan da biliyorsunuz yükseltene kadar sürekli artırıyorum. Yani hep iki bağlayıp ikinci ilmeğe batıyorum, sıkıntı olmuyor. Ama burada ip kalın olunca kaba durdu. O yüzden de ben 11 dişe kadar artırdım her iki taraftan da. 11'den 20'ye kadar da bir sırada artırdım, bir sırada artırmadım. Bir sırada ikinci ilmeğe battım dönüşte, diğer sırada dönüşte üçüncü ilmeğe battım. Anlaşıldı herhalde. Bu şekilde arkadaşlar siz ölçülerek yapın ayağınıza ve 20 diş yapalım. Buraya kadar gelelim birlikte. 20 diş yükselttim ben. Şimdi buradan son sık iğnemizi de gidelim. Ayakkabının arka tarafına başlayalım. Şu an bakın hanımlar, burada iki taraftan ekleme yaparken hani hemen yan yana ilmekleri ekliyoruz ya. Eğer ip kalın geldiğinde yığılma olursa ekleme yaparken bir ilmek atlayıp iki tane ekleyebilirsiniz. Yani onu elinizdeki ipe göre ayarlayabilirsiniz. Eğer yığılma yapıyorsa bir ilmek atlayıp iki taraftan da bir ilmek atlayıp ekleme yaparsanız düzeltirsiniz onu. O bazen oluyor bazı iplerde. Ben o şekilde hallediyorum. Sık iğnenin sonuna geldik. Şimdi yan taraflara ve arkaya başlayalım. Birinci sırayı bitirdik. Şurada hemen eklemeleri de göstereyim. Evet. Bir. Hep aynı yapıyorum. 2 kaydırmayla ekleyelim. Dönelim. Birinciyi atlayıp ikinciden devam. Bu taraftan birleştirmeyi de göstereyim. Bakın 2 tane kaydırmayla birleştirip dönerken ilk birinci ilmeği atlayıp ikinci ilmekten batarak bu şekilde bir sayalım diğerini. Kaç sıra yapmamız gerekiyor? Şöyle bir sayalım. Bakın ilk 1, 2, 3 sık iğne yapmışız. Burada onu şu anda yaptık zaten. 1, 2, 3 yaptık. Onun üzerine bir diş de yapmışız. Yani şöyle diyelim. O 3 sık iğneden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. Yani 7 diş. 14 sıra daha yapacağız. Eklemeler aynı şekilde devam edecek. Şurada bakın arka tarafta en sondan bir önce, yani 6.'da bir git gel yapmışım. Bunu göstereceğim size. O zaman buraya kadar birlikte yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş, yani 12 sırayı bir gidelim. Şu dönüş yerini de göstermek istiyorum. Evet, yukarı doğru çıkarken toplamda herhalde 8 kez falan kestim arkadaşlar. Yani şu arkası biraz daha sıksın, topuk tam otursun diye. Artık hani elinizdeki ipe göre de ayarlayabilirsiniz. Önce hiç kesmeden yapmıştım. Bol geldi yaptığım kişiye. O yüzden 8 kez yukarı kadar ara ara böyle arkadan, özellikle şu topuğa yakın yerlerden kestim. Bu da aklınızda olsun. Birazcık daraltabilirsiniz. Şimdi ben 6 diş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bakın. Bunu, bu sırayı şuraya kadar geldiğimde tekrar bir git gel yapacağım. Yani arka topuğunu bir sıra daha yükseltmiş olacağım. Kenarlar 7 diş, arka taraf 8 diş olacak sonuçta bittiğinde. Ve ben şu an bu buraya gelene kadar 8 tane falan kestim. Arka tarafı daraltmak için şu topuk kısmının kenarlarından her sırada 1-2-1-2 kestim. O da aklınızda bulunsun. Artık ayağın büyüklüğüne göre, tombulluğuna veyahut zayıflığına göre ayarlarsınız. Kalın iplerde daha fazla esneme olduğu için bu topuk kısmında arka tarafta daha çok kesinti yapmak gerekebiliyor. Yani filoşlar mesela bu kadar esnemiyor ama bunlar daha fazla esniyor. Şimdi şuradan itibaren bir tane daha örelim ve dönüş yapıp gelelim. Bakın ben ölçü vereyim burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam şu arkadan saydığınızda 6 tane delik hizasına kadar geldim. Tekrar buradan da 6 taneye kadar dönüp örüp tekrar buraya kadar, şuraya kadar örüp dönelim. Tekrar gelelim. Bakın burada yine 6 tane saydım. 6 tane hizasına kadar bunu getirdik. Tekrar buradan şimdi bak dönüyoruz. Burada bir sıra fazla yapmış olacağız. Arka tarafı, topuk kısmını yükseltmiş olacağız. Evet, dönüşte bir ilmek atladım yine. Evet, bu tarafın son bağlantısını yapmış olduk. Çünkü buradan buraya kadar sık iğne yapıp artık ondan sonra modelimizin örneğimizi koyacağız üst tarafa. Bakın.